Sezai Karakoç'un İbnül Arabi ile alakalı yaklaşımına ya da İbnül Arabi'yi şiirlerinde, yazılarında nasıl geçirdiğine bakmak için aslında onun gelenekle alakalı görüşlerine ve geleneğe yaklaşımına bakmak lazım. Sezai Karakoç da gelenek dinamik bir şekilde ele alınır. Kendi işte şiirlerini yayınladığı, temayüz etmeye başladığı gençlik yıllarında çıkan bazı tırnak içinde gelenekçi dergiler vardır. Mesela Hisar Dergisi böyle bir dergidir. İşte hece ölçüsüyle şiirler yayınlanmaktadır. Bazı geleneksel temalar yayınlanmaktadır. Geleneksel şiirin izleri bu dergide görülebilmektedir. Fakat Sezai Karakoç yine de bu dergiye kendisini yakın hissetmez. Bunun sebebi kendi zihnindeki gelenek fikrinin dinamik olmasından kaynaklanır. Ne demektir bu dinamik gelenek fikri? Bir kere Sezai Karakoç'a göre gelenek hem kendisinden istifade etmemiz gereken hem de aynı zamanda kendisiyle hesaplaşmamız gereken ve aşmamız gereken bir gelenektir. Buradaki gelenekten kastın şiir geleneği olduğunu söylemeliyim. Çünkü ilim geleneği ve düşünce geleneği açısından Sezai Karakoç'un daha muhafazakar olduğunu, yani yenilikçi, ihyacı, ıslahatçı değil de daha muhafazakar olduğunu görüyoruz. Ama şiir, edebiyat geleneği açısından Sezai Karakoç gelenekten istifade etmek ama aynı zamanda geleneği taklit etmemek, gelenekle hesaplaşmak ve onu aşmak gerektiği düşüncesindedir. Nitekim verdiği örneklerde buna uygundur. İbnül Arabi Sezai Karakoç'un şiirlerinde işte mesela Hızır'la 40 saatteki bazı bölümlerde ya da bazı denemelerinde kısa ve sınırlı atıflarla karşımıza çıkar. Yani müstakil olarak bir İbnül Arabi atfı, müstakil olarak bir İbnül Arabi şiiri ya da yazısından ziyade yani ona yapılan atıflar, işaretlerle karşımıza çıkar. İbnül Arabi'yi okuduğunu, hatta ondan bazı küçük risaleler üzerine çalıştığını, bunlardan bir tanesini işte yayına hazırladığını falan bunları biliyoruz ama Sezai Karakoç'un İbnül Arabi'nin temel vahdet-i vücut tasavvuruna ve çerçevesine bağlı bir düşünür. Buralardan beslenen bir sufi olduğunu söylemek kolay değil. Onun için İbnül Arabi diğer başka önemli İslam tarihinin, İslam tefekkür tarihinin, İslam tasavvuf tarihinin, ilim tarihinin diğer önemli isimleri gibi zirve bir isimdir. Tartışmaya açmadığı bir isimdir. Atıfta bulunduğu ama atıfta bulunurken de diğer işte İmam Ebu Hanife, Abdülkadir Geylani, Hazret Mevlana, İbn-i Rüşd gibi hatta birbirine böyle zaman zaman zıt olan isimlerle birlikte andığı bir isimdir. Onun için İslam tefekkür ve tasavvuf tarihinin, İslam irfan tarihinin zirvelerinden bir tanesidir. Nitekim İbnül Arabi ve benzeri sufileri göz önünde tutmamak veya göz önünde tutmadan bir dini düşünce geliştirmeye çalışmak Sezai Karakoç'a göre dini düşünceyi kısırlaştıracak ve yavanlaştıracaktır. Bunu yapmaya çalışan bazı çağdaşlarına da bu yönde itirazlarda bulunur. İslam'ın sadece kuru bir düşünce, kuru bir ideoloji olmadığını, aynı zamanda bir ahlak ve maneviyat da teklif ettiğini ve bunu da işte bu gönül erleri ile yaptığını farklı yerlerde, farklı eserlerinde vurgular.